diye tabir ederler. Mother of Pearl'ün kısaltılmışı. Başka türde olanları var. Abolon dediğimiz denilen var. İşte Marmara tusturba denilen bu bir yavru sedef türüdür. Çok değerlidir ve en pahalısıdır. Bunun biraz daha büyük boyutları falan vardı. Bir nevi salyangoz türü. Hasılı insanlar işte denizle, okyanusla buluştuklarında bir şekilde deniz kabukları türündeki ürünleri kesip biçmeyle şekillendirmişler. Bazen işte tas gibi, tabak gibi kullanmışlar. Bazen kesip şekillendirerek belki o gün günlük hayatlarını kolaylaştırmada kullandıkları ürünleri zamanla da sanat eseri. Tabii ki çocuklar çok mutlu oldular açıkçası. İlk başlarda onlara çok eğlenceli geldi. Hatta masaya yanıma oturup, bir yanıma oğlum, bir yanıma kızım oturup onlar da hayallerindeki şekilleri çıkarmaya başladılar. İşte oğlum balık meraklısı bir çocuk. O kendince hayalindeki balıkları yaptı. İşte kızım kendince bir şeyler yaptı. Ve pastalarını benim süslüyor olmam, hani sınırsız talep edebiliyor olmaları figürleri çok güzeldi. Ama tabii ilerleyen zamanlarda hani bu 5 senenin içinde biraz pasta yaptığım günlerde mutfağa giriş çıkışı yasaklamış olmamdan dolayı biraz tepkiler verdiler. O günlerde yemek mutfakta yiyemediler. Şimdi pastaya tabii ki keki pişirmek aşamasıyla başlıyoruz. Şimdi butik pastacılık dendiği zaman belki bilenler var, bilmeyenler var. Bir pastanın yapım aşaması 3 gün sürüyor. Yani bizim olayımız pastaneden pastayı al, eve getir gibi değil. Kek piştikten sonra bir gün dolapta dinlenmesi lazım. Ki o kekin oturması, dinlenmesi ve birazcık şekle girmesi gerekiyor. Bir gün öyle geçti. İkinci gün kremasını pişirdiniz. Bir günde kremanın dinlenmesi gerekiyor. İkinci gün pasta keki ile krema buluşuyor. İşte içine meyvesini, çikolatasını, parçacıklarını, neyi koyacaksanız içine, nasıl istiyorsanız onu hazırlıyorsunuz. İkinci günde böyle oldu. Sonra bizim ganaj dediğimiz pastayı keskin kenar, böyle düzgün bir şekle sokan çikolata, ganaj dediğimiz bir çikolatamız var. Onunla sıvıyoruz pastayı böyle. Bayağı beton sıvar gibi, ustacıların sıvadığı gibi onu döndüre döndüre spatulayla sıvaya sıvaya pastayı şekil dümdüz bir hale getiriyoruz. Onun da bir dolapta donma süreci var. Şeker hamuruyla süsleme kısmına geliyoruz. İşte en keyifli, benim en keyif aldığım kısmı bu. Zor aşamalarda ama bundan sonraki süsleme kısmı sizin hayalinizi ortaya çıkarabileceğiniz, figürü istediğiniz şekilde, istediğiniz renkte hayal edip yapabileceğiniz kısım. Şeker hamuruyla süslüyorsunuz, kaplıyorsunuz. İşte iki katsa iki kat, tek katsa tek kat. Ondan sonra son aşamasına gelip isimler yazılıyor, yaşlar yazılıyor ve artık teslim aşamasına gelmiş oluyor. Bugüne kadar istenen en enteresan pastalardan biri şu oldu. Bir arkadaşım dedi ki bir doğum günü pastası hazırlatmak istiyorum bir arkadaşım için ama sarma, dolma, yani bir tencere düşünün. Üstü sarma şeklinde olacak. Dolma, bildiğimiz yaprak sarması. Hakikaten çok güzel bir pasta oldu. Pastayı tencere gibi düşünün. Yanlarında kulpları var ve üzeri yeşil yaprak sarması. Ve bunu fotoğrafını görenler, hani bu gerçekten pasta mı yoksa bir tencere sarma dolma mı, bunu ayırt edemediler. Bildiğiniz bayağı şeker hamurundan dolma sardım yani ben. Yaprak sarar gibi dolma sarmıştım. Çok güzeldi. Çok soru soruyorlar, çok heyecanlar haklı olarak, merak içinde oluyorlar. Ama biraz güvenmeleri gerekiyor. Sonuçta bir görsel var ortada, bir nasıl hazırlayacağımı biliyorlar. Yani daha önce yaptığım pastaları biliyorlar, görüyorlar. Yani biraz güvenmelerini istiyorum. Ondan sonra teslim ettikten sonra zaten eğer hala bir, ne bileyim, mesela şurasına şunu da ekleyebiliriz diyebilen oluyor. Tabii ki onda hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle her an telefon edip soru soran ya da WhatsApp'tan yazan insanlar çok kolay olmuyor idare etmek açısından. Yaşadığım en büyük sıkıntı bu.